Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre kendisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işitmiştir. İsrailoğulları arasında biri ala tenli, abraş, biri kel, bir de kör, üç kişi vardı. Peygamber Efendimiz önceki ümmetlerde yaşayan insanların başına geçenlerden örnekler anlatıyor bize. Üç kişi var, biri ala tenli. Derisinde bir hastalık var, abraş diyorlar buna. Biri kör, birisi de kel. Allah Teala onları imtihan etmek istedi ve kendilerine bir melek gönderdi. Melek ala tenliye geldi. En çok istediğin şey nedir dedi. Ala tenli, güzel bir renk, güzel bir ten ve insanların iğrendiği şu halin benden giderilmesi dedi. Yani şu hastalığı iyileşsin, insanlar benimle uğraşıyor, iğreniyor. Daha güzel bir rengim, güzel bir derim olsun isterim diyor. Melek onu sıvazladı ve ala tenlilik gitti. Rengi güzelleşti. Melek bu defa en çok sahip olmak istediğin mal nedir dedi. Adam deve veya sığır dedi. Ona 10 aylık gebe bir deve verildi. Melek Allah sana bu deveyi bereketli kılsın diye dua etti. Sonra kele geldi. Önceki İsrailoğulları zamanında bu tür mucizevi şeyler, kerametler çok daha fazla görülürmüş. Bizim ümmetimizde o kadar fazla görülmüyor bunlar. Onun için Efendimiz bunların bir kısmını bize anlatmış. Melek kel olan adamın yanına geldi. En çok istediğin şey nedir diye sordu. Kel, güzel bir saç ve insanları benden uzaklaştıran şu kelliğin giderilmesi dedi. Saçlarım olsa diye. Herkes işte elinde ne yoksa onu istiyor. Melek onu sıvazladı, kelliği kayboldu. Kendisine gür ve güzel bir saç verildi. Melek sordu, en çok sahip olmak istediğin mal nedir? Adam sığır dedi. Ona da gebe bir inek verildi. Melek, Allah sana bunu bereketli kılsın diye dua ettikten sonra körün yanına geldi. Aynı şekilde en çok ne istersin? Kör, Allah'ın gözlerini bana geri vermesini ve insanları görmeyi çok istiyorum dedi. Melek onun gözlerini sıvazladı. Allah onun gözlerini iade etti. Bu defa melek en çok sahip olmak istediğin şey nedir dedi. O da koyun dedi. Bunun üzerine ona döl veren bir gebe koyun verildi. Deve ve sığır yavruladı. Koyun kuzuladı. Neticede birinin vadi dolusu develeri, diğerinin vadi dolusu sığırı. Ötekinin de bir vadi dolusu koyun sürüsü oldu. Cenab-ı Hak da insanı böyle uzun zamanda imtihan eder. Hemen imtihanında anında gelmeyebilir. Ne zaman nereden geleceği belli olmaz. İşte hayat bir yoluna girmiş gidiyor. Daha sonra melek ala tenliye eski kılığında geldi. Yani ala tenli kılığında. Kendisinin eski haline giriyor melek, temessül ediyor, geliyor ve fakirim, yoluma devam edecek imkanım yok. Gitmek istediğim yere önce Allah, sonra senin yardımınla ulaşabilirim. Önce Allah'ın yardımı, sonra senin vesilenle ulaşabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren Allah aşkına senden yolculuğumu tamamlayabileceğim bir deve istiyorum dedi. Aslında hissettirmiş yani. Sana bu güzel teni veren Allah aşkına diyor ki orada uyanması lazımdı yani. Burada bir iş var, burada bir imtihan var demesi lazımdı. Bir deve istiyor. Adam mal verilecek yer çok dedi. Çok yer var yani sana düşmez, çok ihtiyaçlar var gibi vermiyor. Cimrilik. Hani derler ya babası oğluna bir bağ vermiş. Oğlu babasına bir salkım üzümü çok görmüş derler. İşte Allah Teala bir vadi dolusu develer veriyor bir adama. Bir tane deveyi çok görüyor. Mal verilecek yer çok. Melek diyor ki ben seni tanıyor gibiyim diyor. Sen insanların kendisinden iğrendikleri, fakirken Allah'ın zengin ettiği abraş değil misin dedi. Adam bu mal bana atalarımdan miras kaldı diyor. Yalan da kazanmış. Yani hem infak etmiyor hem yalana başlıyor Allah korusun. Bu insanın tabiatını gösteriyor işte. Bugün de böyle insanlar. Melek eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Sonra melek eski kılığına girip kelin yanına geldi. Kel kılığında. Ona da abraşa söylediklerini söyledi. Kel de abraş gibi cevap verdi. İşte mal verecek yeri çok.
hadi git başkası versin falan. Melek ona yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Körün kılına girip bu defa da onun yanına gitti ve fakir ve yolcuyum, yoluma devam edecek imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın sonra senin yardımınla yoluma devam edebileceğim. Sana gözlerini veren, geri veren Allah aşkına senden bir koyun istiyorum ki onunla yoluma devam edebileyim dedi. Bunun üzerine o eskiden kör olan zat, ben gerçekten kördüm. Allah gözlerimi iade etti. İstediğini al, istediğini bırak. Şu vadideki diyor, koyunlardan istediğin kadar al diyor. Allah'a yemin ederim ki bugün alacağın hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım dedi. Şükür bu işte. Ve galilü min ebediye şekur buyuruyor Cenab-ı Hak. Şükreden kullarım ne kadar azdır diye. Üç kişiden ikisi şükretmedi işte. İnkar etti, nankörlük etti. Yalan söyledi. Cimrilik yaptı. Bütün kötü sıfatlar var. Ama bu şükrediyor. Ben diyor hakikaten kördüm. Allah Teala bana iade etti. Fakirdim, zengin. Kıldı beni. Şükür elhamdülillah. Buyur al diyor. Melek malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu. Arkadaşlarına gazap etti. Cevabını verdi ve oradan ayrıldı. Demek ki ikisi kaybetti. Birisi kazandı. Fahri Kainat Efendimizin verdiği bu örnekte insanoğlunun darlık ve bolluk, felaket ve saadet, hastalık ve sağlık gibi farklı hal ve zamanlarında nasıl farklı davranabildiği görülmektedir. Başı sıkışınca Allah'a yalvarır. Rahat erdiğinde nankörlük yapar. Davranışlardaki bu farklılık her şeyden önce murakabe şuurundan uzaklaşmaktan ileri gelmektedir. Yani Allah beni görüyor. Şuurundan uzaklaşınca adam yalan söylemeye, nankörlük etmeye başlıyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de bu tutarsız davranışlara işaret buyurmuştur. Mesela Lokman suresinin 32. ayetinde şöyle buyurulur. Onları gölgeler salan dağlar gibi dalgalar sardığı zaman, denizde gemide yolculuk yapıyor, dalgalar çıkmış, rüzgar. Bütün samimiyetleriyle Allah'a yönelerek ona yalvarırlar. Aman ya Rabbi, yalvarırlar. Fakat Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinden bir kısmı orta yolu tutar, birçoğu da inkar eder. Zaten bizim ayetlerimizi öyle nankör gaddarlardan başkası inkar etmez. Ayağı karaya bastı mı başlıyor eski haline dönmeye. Hadiste zikredilen abraşlık, kellik ve körlük başkalarınca görülen hastalıklar olduğu için özellikle eski toplumlarda bu tür hastalar ayıplanır, kınanır ve hatta toplumdan dışlanırdı. Tabiatıyla böyle bir muamele onlar için daha da büyük bir felaket olurdu. Zaten bir musibet var başında, bir de toplum ittiriyor. Bu tür hastalıklardan kurtulmak da hiç şüphesiz hastalara büyük mutluluk verirdi. Zira onlar hem hastalıktan hem de toplumun dışlamasından kurtulmuş olurlardı. Böylece her nimete bir şükür hesabından bunlara iki şükür gerekirdi. Hadiste zikreden şükür imtihanını ancak üç kişiden birinin kazandığı görülmektedir. Bu ölçü ve oran belki de insanoğlunun ilahi nimetlere karşı tavrını ortaya koymaktaydı. Yani ilahi denetim altında yaşadığını her halükarda fark edebilenler ancak üçte bir nispetindedir. Murakabe, ihsan, şuuru ancak üçte bir insanlarda. En fazla belki o da. Onu bulmak da zor. Nitekim Allah Teala şükreden kullarım gerçekten pek azdır buyuruyor. Sebe suresi 13. ayet-i kerime. Hadis şerhlerinde işin psikolojik tarafına da dikkat çekilmek isteniyor. Şöyle ki alatenlilik ve kellik kişinin bünyesi, fizik yapısı, mizacı, tabiatı ile ilgilidir. Yani bu hastalıkların sebebi dahilidir. Dolayısıyla hastanın psikolojisini de etkilemektedir. Körlük ise böyle değildir. Harici sebeplerle de insan kör olabilir. Netice itibariyle de insan psikolojisini diğerleri kadar olumsuz etkilemez. Hadiste de bunun örneği görülmektedir. Alatenli ve kel mizaçlarına bağlı olarak huyları da bozulmuş olduğu için kendilerine yapılan ikram ve iyiliği ve onun sahibi olan Allah'ı unutmuşlar ve imtihanı böylece kaybetmişlerdir. Kör ise böylesi kötü bir sonuçtan kendisini kurtarabilmiştir.
meleğin bu üç kişiden her birine onları eski hallerine bürünerek gelmesi, onlara eski durumlarını hatırlatmak, istemedikleri o halleri gözlerinin önüne getirmekle ve onlara herhangi bir mazeret ileri sürme imkanı bırakmamak içindir. Bir aslında hatırlatma, şükrü hatırlatıyor. Bak şu benim halimi gör, sen de böyleydin, ne hale geldin, Allah'a bir şükret diye. İşini kolaylaştırır aslında ama insan nankör olunca onu bile görmezden gelebiliyor. Onu da bilmezden gelebiliyor. Ayrıca bu hadisede mal ve servetin insanı nasıl azdıracağına da dikkat çekiliyor. Mal, servet insanı çoğunlukla yoldan çıkarabilir. Çoğu insan onun fitnelerine, imtihanına sabredemeyebilir. En kötü huy nankörlük ve cimriliktir. İnsanın mücadele edeceği, değiştirmeye çalışacağı, terbiye edeceği, vahiyle, Allah'ın indirdiği vahiyle, Kur'an'la, Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleriyle terbiye olur. Bu kötü huylar, ahlak güzelleşir. İnsanın en öncelikli olarak terbiye edeceği şeyler bunlardır. Nankörlük ve cimrilik. Çünkü bu huylar insanı Allah'ı ve onun nimetlerini unutturur, hatta inkar ettirir. Ya atalarımdan kaldı bana diyor. Yalan söylüyor. Cimrilik ve yalancılık Allah'ın gazabına uğramaya sebeptir. Cimri olduğu için ve yalan söylediği için de o zaman Allah seni eski haline döndürsün diyor melek. Doğruluk ve cömertlik ise aksine çok güzel bir ahlaktır. İnsanın doğru olması ve cömert olması. İsrailoğullarının başından geçenleri anlatmak caizdir. Özellikle ibret alınacak olayların eğitim maksadıyla naklinde hiçbir sakınca yoktur. Peygamber Efendimiz eğitim için, örnek için onların başından geçenleri anlatmış. Tarihten böyle örnekler nakledilmesi gerekir insanlara. Eğitim ve irşatta kıssalardan faydalanmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'de çok kıssalar, meseleler anlatılır. Öyle etkili, tesirli kitaplarda Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisinde mesela Feriduddin Attar'ın Mantık-ı hep böyle örnekler anlatılır, kıssalar anlatılır. İnsanlar bu kıssalar içerisinde olayı daha rahat anlayabilirler. Mümine doğruluk ve cömertlik yakışır. Müslüman doğru ve cömert olmalıdır. Allah'ın verdiği nimetlere söz ve fiil olarak şükürde bulunmak lazımdır. Hem sözlü şükür, elhamdülillah Allah verdi, hem de ben zor durumdaydım, Allah bana verdi, ben de şimdi sana yardım edeyim diye fiili olarak da şükretmek. Nimetin devamı ve artması şükre bağlıdır. Şükrederseniz artırırım buyuruyor Cenab-ı Hak. Nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir buyuruyor. Ne oldum delisi olmamak, geçmişi unutmamak gerekir. İnsan geçmişini de unutmayacak, geleceğini de unutmayacak, halini de unutmayacak. Ne kadar malı mülkü olsa da insanın ne olduğu belli ortada. Dolayısıyla kendisini farklı yerlerde görmemesi lazım insanın, kıymetli dinleyenler.